Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim ve çok sevinçliyim arkadaşlar. Çünkü kanalıma yeni aboneler geliyor. Yeni keşfeden takipçilerim var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Eski takipçilerime de beğeni ve yorumları için çok teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Çok güzel destek oluyorsunuz bana bu anlamda. Çekimlerim boşa gitmiyor. Bu beni çok sevindiriyor. Tüm çekimlerimi beğeniyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Bazıları belki az izlenme alıyor ama bazıları çok güzel izlenmeler alıyor. Bence kanalım hak ettiği yere doğru gidiyor diye düşünüyorum. Sizlerin sayesinde ama Allah razı olsun hepinizden arkadaşlar. Ve size köşeyi göstereceğim, huzur köşemi. Tek tek çiçeklerimi göstereceğim. Çünkü bir önceki videoda terasın etrafını gezdirmiştim. Çok uzun bir sıkıcı video olmasın diye de böyle iki parça halinde yapmak istedim. Şöyle şuradan başlayalım mı gezmeye? Burada arkadaşlar küpelilerim var. Küpe çiçeği. Bakın tomurcuktalar. Çok güzel tomurcuklar vermeye başladılar. Şuradakiler de açma hazırlığı aşamasındalar. Şöyle devam edeyim size. Kalanşolarım artık geçiyor arkadaşlar. Son demlerini yaşıyor. Şurada mavişim bazen açıyor bazen duruyor. Şurada kapkalbi bitkim var. Şöyle yukarıya doğru çıkayım. Şurada bir tane böyle telgrafım var. Telgraf da çok uzadı ama kıyamıyorum kesmeye de. Çok güzel görüntüsü var. Şu yukarıyı göstereyim size. Burada da mum çiçeklerim var. Boya çiçeği. Ama şu Pepe Romeo arkadaşlar. Şurada bir tane yerli kalanşom var. Bu da artık geçmeye başladı çiçekleri. Şurada bir tane refah çiçeğim var. Şunlar arkadaşlar bambu orkidesi. Bambu orkidesi bakım bilgisiyle gelmedim. İnşallah çiçeklenmesini bekliyorum. Aslında çiçeklendiğinde de size bakım bilgisiyle geleceğim. Şurada iri yapraklı telgrafım var. Şöyle aşağıya doğru devam edelim. Burada böyle karışık bir kaktüs tabağım var. Şurada tesbih çiçeğim var arkadaşlar. Bakın çiçeklenmiş durumda. Çiçeği de bu şekilde oluyor onların. Şurada da Kalisya repens çiçeğim var. Kalisyalar da böyle arkadaşlar. Çok güzel yaprakları var. Sarkan tür bir çiçek. Şurada da hostes çiçeği yani piktonya çiçeğim var. Yaprak formatı çok güzel. Bunların çiçeği gösterişi değil ama yaprakları muhteşem. Şurada da arkadaşlar menekşelerim var. Artık menekşelerim tabii ki çiçeği geçmeye başladı. Yine şöyle size göstereyim. Aslında tedavi ediyorum. Şu lekeler de ilaç tedavisi. Çünkü menekşelere unlu bit maalesef çok geliyor. Bunlara da gelmişti. Şu an tedavi ediyorum bunları da. Şurada da telgrafım var. Tüylü telgraf prenses çiçeği de deniliyor. Şurada da arkadaşlar ortanca çiçeğim var. Ortanca bitkisi. Bu da böyle çiçeklenmeye başladı. Rengini de vermeye başlamış. Şurada bir tane süt kaktüsüm var. Yaşlı. Şöyle devam edelim. Şuradan mı devam edelim? Bu arkadaşlar ruj çiçeği. Ruj çiçeğim de tomurcukta açmaya başlayacak. Bu da tekrar canlanmaya başladı. Şurada bir begonya türüm var. Makulata begonya. Şurada şeker begonya var. Şuradaki de arkadaşlar starliçe çiçeği, starliçe bitkisi. Şöyle devam edelim. Şurada yılbaşı çiçeği var. Burada yine bir yılbaşı. Bakın tomurcukları görüyor musunuz arkadaşlar? Yılbaşı çiçeklerim açmaya başlıyor. Yani yılbaşı illa kışın açacak diye bir kaide yok. Böyle zamanlarda da zamansız çiçeklenebiliyor yılbaşı çiçekleri. Şurada da geçen videolarda görmüşsünüzdür. Çitillediğim süt kaktüslerim var. Bunlar da tuttu arkadaşlar. Şurada da parlak Mustafa var böyle sepete diktiğim. Sepeti de sevdi hiç karışmıyorum. Şimdilik aslında yeri dar ama sonra değişimini yapacağız. Şurada da arkadaşlar dinlenmeye geçen kalanşolarım var. Şurada da kurdele bitkim var. Çizgili beyazlı. Şurada da bir tane şu an ismini unuttum bitkim var. Pilea mıydı? Herhalde öyleydi. Şurada yine bir kurdele çiçeğim var. Şurada arkadaşlar gardenya bitkilerim var. Mis kokulu olur bunların çiçekleri. Beyaz beyaz açar gardenyalarım da gayet sağlıklı. Şöyle devam edelim. Şurada şitillediğim yapraklar var. Yaprak güzelim yani yaprak güzeli var. Yapraklar demişim. Yaprak güzeli şitillerim de suda köklendirip öyle dikeceğim. Şurada da dikenler tacı var. Bunun rengi sapsarı ama kamerada biraz belki sarı çıkmayabilir. Şurada bir tane yeni dikimde aslında bu büyümesini beklediğim çingene şalvarı var. Şöyle yaprak güzelimin de güzelliğini göstereyim arkadaşlar. Bunlar iki saksılar. Şu bir cins, şu da ayrı iki tür cins. Şöyle yakından göstereyim.
Çok güzel de gelişler arkadaşlar. Bunların saksı da öyle çok büyük değil. Ama gördüğünüz gibi her yeri kapladı. Şöyle devam edelim. Burada küpelilerim var. Bunun katlı küpeli olma ihtimali yüksek. Bekliyorum bakalım açtığında göreceğim. Şurada da beyaz dikenler tacım var. Şurada yine bir mum çiçeğim var, hoya. Ve şurada da pembe dikenler tacım var. Bu da yerli dikenler tacımız arkadaşlar. Şöyle yukarıdan devam edeyim. Şu arkadaşlar bir gecelik gelin çiçeği. Çok güzel gelişmiş durumda. Şuradaki de Yasemin. Lamba Yasemin'i dediğimiz Yasemin çiçeği. Şunlar yine benim mum çiçekleri diktiğim. Şurada yine bir yaprak güzelimiz var. Güzelliğine bakar mısınız? Bu da sarkan türü arkadaşlar. Böyle siyahlı yeşilli. Kenarlarında bir yeşillik var bunun. Şöyle devam edelim. Şurada bir dikenler tacım var. Yine şurada dikenler tacım var. Şu da arkadaşlar bambu aslında. Bambuyu geçen videolarda belki görmüşsünüzdür birçoğunuz. Toprağa diktim, gözlemliyorum. Bir sıkıntı yaşamadı ama gelişmedi de, yani öylece duruyor. Yine burada dikenler tacı. Şurada da çok güzel açmaya devam eden telgraf çiçeğim var arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel çiçeklendik. Şurada yine bir sarkan türüm var. Şurada yeni diktiğim çiçeklerim var. Şurada da ortaya karışık diktiğim bir sukulent tabağım var. Burada da yine karışık bir sukulent tabağım var arkadaşlar. Şurada da bir tane turuncu yaprak güzeli var. Yaprak güzellerini çok seviyorum. Turuncuyu da geçen almıştım. Güzel de gelişmeye başladı bu da. Şurada da bir tane yine sukulent türüm var arkadaşlar. Bunun ismini sukulent büyütenleri, sukulent kanalı olanları biliyordur. Ben isimlerini pek bilmiyorum arkadaşlar. Ben sadece bakımlarından anlıyorum ama isim olarak çok dikkatli olamıyorum maalesef. Çünkü bende çiçek çeşidi çok. Burada kaktüs var. Burada yine sukulent var. Yani tek türde kalmıyorum. Görüyorsunuz çeşitli çiçekler var bende. Burada da kıştan kalma bir çuhan var. Çiçekleri geçti ama böyle çuhayı da buraya koydum. Yerinden memnun. Arkadaşlar şuna geleceğim. Şu begonvil. Ama önce şu begonvilin şöyle köklendirdiğim suda halini göstermek istiyorum. Bakın çok güzel köklendi. Tabi uzun bir süreç istiyor begonvili köklendirmek. Begonvil bakım videom vardı ama belki tekrar çekerim size. Bunların dikimini de hem gösteririm. Şöyle begonvili de göstereceğim arkadaşlar. Begonvili böyle buraya konumlandırdım. Burada da açmasını bekliyorum. İçerideydi. Bu kışın içeride kalıyor ve böyle baharla terasa çıkarıyorum ve canlanmaya başlıyor. Evet, kenardaki çiçekleri bitirdik. Hepsini size tek tek gösterdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir şekilde de büyümeye devam ediyorlar burada. Tabii içeride de çiçekler var. Aslında siz içerideki çiçekleri de göstermek istiyorum. İçeriye geçelim. İçerideki çiçekleri de bu şekilde konumlandırdım arkadaşlar. Şurada çiçek standında çiçekler var. Bir de sehpanın üstünde var. Hemen size şöyle göstereyim. Şurada barış çiçeğim var arkadaşlar. Bu da yeni yeni açmaya başladı. Şurada kiraz begonyam var. Bu da çiçeklenmeye başladı. Şurada episkiya var. Alev menekşesi. Bu da tomurcuklanmaya başladı arkadaşlar. İnşallah açtığını da size göstereceğim. Şurada bir tane kılıç çiçeğim var. Şurada bir tane dua çiçeğim var. Şurada yine bir begonyam var. Bu da yine çilli begonya arkadaşlar. Şurada deve tabanı var. Şöyle göstereyim. Deve tabanım da çok güzel bir şekilde gelişmiş durumda. Şurada yelken çiçeğim var. Yelken çiçeğim açar geçer. Sonra barış çiçeğim açar. Sıra barış çiçeğindeydi. Açmaya başladı. Şurada da arkadaşlar güzeller güzeli açmasını beklediğim menekşelerim var. Bunların da çiçeklenmesini bekliyorum. Şurada bir tane yine episkiye var. Şu daha geçen Milyar ablanın verdiği çiçek, bana hediye ettiği çiçekler. Şurada da bir tane neydi bu? Ya bunların ismini hep unutuyorum. Yani kılıç da yani ne, paşa kılıcı. Paşa kılıcı bitkim var. Sensever ya arkadaşlar. Kendim ördüm onu. Şurada da bir tane melek kanadım var. Şurada yine bir kılıç çiçeğim var. Şurada esas Sensever'in büyüğü var. Şurada da arkadaşlar bambu bitkim var. Bambu bitkim de gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Şurada da kohlera bitkilerim var. Kohleralar da yerinden memnun olursa inşallah gelişecekler. Şurada da bir tane dresenam var arkadaşlar. Evet, çiçek köşemde böyle içerideki, yani içeride de çiçeklerim var böyle konumlandırdım. Ama bir de mum çiçeğim var. Size bir de mum çiçeğimi göstereyim.
Bu odada da mum çiçeğim var arkadaşlar. Burası kışlık odaları çiçeklerimin normalde. Ama mum çiçeğini yerinden oynatmak istemedim. Tomurcuk verdiği için mum çiçeğini de böyle buraya konumlandırdım. Burada böyle sağlıklı bir şekilde yeni dallar vererek büyümeye devam ediyor. Sizlere içerideki bitkilerimi de gösterdim arkadaşlar. İç mekan bitkilerimi de gördünüz. Mum çiçeğini de gösterdim içerideki. Terastaki raftaki çiçekleri de gösterdim. Bir önceki videoda da zaten teras kenarındaki çiçeklerim mevcut. Videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Abone olan arkadaşlar da yorum ve beğenilerini eksik etmezlerse çok çok sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Bol çiçekli günler dilerim.